Herkese selamlar dostlar. 24 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 6 adet mücadelem var fakat baştan söyleyeyim maçlar riskli. Ona göre kendiniz miktarlarınızı ayarın. Bugün başarı gerçekten zor. İsterseniz direkt videoya başlayalım devam edelim. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var onu yapalım. Daha önce Türkiye milli takımının skorunu sormuştum size. Mücadele 3-3 bitti. Mücadele hakkında pek bir şey konuşmaya gerek yok. Defans hataları bizimkilerin beceriksizleri derken... 3 tane gol yedi takım. Maç skoru yarışmamızda Çekya Portekiz mücadelesi. Çok zor bir mücadele. Çünkü Çeklerin kendi evinde yenmek çok zordur. Portekiz bunu yapabilir mi bilmiyorum. Ben de birazdan anlatacağım zaten. Ben benim skor beklentimi söyleyeyim sizlere. 2 birlik bir Portekiz galibiyeti burada gelebilir. Değerlendirecekler. Şimdiden katılacaklara bol şanslar bilen bir arkadaşımızı alalım. Bunu geçtim. Yüksek misli olaraktan da dün yine kazandık bakın. Son 6-7-8 tane yüksek mislimizin hepsi geldi sanırım. Dün yine iki tane yüksek misli vermiştim. Dedim ki sol tarafta gördüğünüz görselde Fransa'nın atacağı iki gol yüksek misliden girer. Dembele Mbappe'nin formundan fakat şunu belirteyim size. Maçı izledim. Yani Mbappe inanılmaz cimri. Her golü kendisi atmak istiyor. Attı da bir tane de. Yani inanılmaz cimrilik yapıyor bence mücadelede. Fransa takımı adam sağdan soldan koşuyor. Hala şu çekme derdinde. Acayip cimri ona bir ayar vermek lazım ama başarılı oldu. Sağ tarafta gördüğünüz Avrupa için verdiğim yüksek mislede Türkiye maçında 2 gol olur dedim zaten. Hollanda mücadelesinde de aynı şekilde neyse bir buçuk üst olarak da değerlendirdim. Onun da oranı Avrupa oranı 1.61 gibi bir oranı vardı. İdealden değerlendirdik kazandık. İki tane yüksek mislimiz de başarılı oldu. Zaten yüksek mislimiz amacı yüksek oynayanları bir araya toplamak. Burada vurup kaçmak sermaye yapmak. Güzel şekilde yüksek şekilde girdik aldık çıktık. Bunu geçtim. Açıklama kısmında arkadaşlar Telegram kanalının linki var. Herkes açık Telegram kanalı bu. Açıklamada tıkla gelin orada da maçlar olsun. Canlı maçlar olsun. Mesela dün bir tane canlı verdim. Ne verdim? Fransa'nın atacağı iki golü verdim. Fransa dedim neler hatta yazmışım bakın ne kadar samimi yani. Agalar Fransa neleri kaçırıyor öyle. Mbappe'nin kalecinin bir üç metre önünde vuramadı. Griezmann çok net sayılabilecek pozisyon yedi. Baskı var geri kalan dakikalarda iki gol bekliyorum. İlk yarı 0-0 bir sene ikinci yarı iki tane attı. Açıklamada linki var buna da tıklayıp gelebilirsiniz. Burada da ara ara canlı bahislerle sizlere böyle ücretsiz bir şekilde elimizden geldiğince hareket yapıyoruz. Geçtim bunu. Kupon odasında katıl telegram grubunda 3 tane kombine çıkardım ben. Ana kombine, alternatif kombine bir de tekli kupon olarak da. Zaten 5 tane mücadeleyi yazmıştım. Sadece Türkiye mücadelesi yaptı. Diğer maçlarımız geldi. Kombine olarak da, da 3'te 2 yaptık burada. İdealden değerlendirdik, aldık, verdik, çıktık derken bu şekilde kombine raporumuzda sizlere göstermiş olalım. Ve maçlarımıza başlayalım. Sizlerden ricam arkadaşlar videoyu atacağınız artı 350 like. Bakın tek maçlık zaten 6 tane maç var artı 350 seviyesinde like bekliyorum ayrıca bakın tekrardan ekrana yazı gelmiştir zaten bugün biraz ufak gidelim çünkü maçlar ben zaten 4 tane maça taraf tercih almışım 2 tanesine de yüksek oran vermişim yani buradan riskli olduğunu sizler de anlayın sizler like atın gerisini bana bırakın ama riskli söyleyeyim ilk mücadelem Ermenistan'la Ukrayna mücadelesiyle başlayalım Şimdi bu mücadelede arkadaşlar Ukrayna'nın son maçını izledim. İskoçya ile oynadıkları maçta hiçbir varlık gösteremedi. İlk şutunu da sanırım dakika 70'lerde falan attı sanırım. İsabetli şutunu. Şimdi Ukrayna o maçtan sonra Ermenistan'la oynayacaklar. Biri illaki bir şey göstermek isteyeceklerdir. Ama nasıl bir az kadro çıkacak? Kadro ilk maçtaki gibi ideal 11 mi olacak? Rotasyon mu yapacak? O önemli. Grup aşamasına baktığımız zaman da İskoçya ile birlikte bunlar Ukrayna'nın sanırım Polonya'da oynanır o mücadelede bir maçları var. Ermenilere karşı bence galip gelmek için elinden geleni yapacaktır. Fakat Ukrayna'nın son oyununu izledikten sonra galibiyet biraz zorlar. Galip gelse bile Ukrayna milli takımı burada. Ben çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. O yüzden bu mücadeleyi taraf tercihi aldım. Fakat şöyle oranı da yükseltmeyi şey yapmadım. 1.50'ye kadar çıkardım. Maç sonu 2 ve 4.5 alt yaptım. 1.50 gibi orandan. Hatta dedim ki yani çok fazla gol beklenmiyor. Oranı böyle 3.5 alta bile çekebiliriz diye düşündüm. 1.80'de onun oranı var. Maç sonu 2 ve 3.5 alt. Yani bu şekilde şöyle söyleyeyim ben size. 2-0'lık bir Ukrayna galibiyeti gelebilir. Kalite farkından dolayı. Son maçta hiçbir varlık gösteremeseler de. Çünkü İskoçya sağlam bir takım. Slovenya-Norveç mücadelesi. Norveç takımında da baktım. Haaland kadroda olacak. Az önce baktım antrenmanlarda vesaire. Zaten Norveç milli takım burada iyi bir kadro çıkartacaktır diye düşünüyorum. Norveç'in grup baktığım zaman da liderlik var. Arkadan iki tane önemli isim geliyor. Burada Slovenya'ya karşı galip gelmek isteyeceklerdir. Fakat çok kolay olacağını düşünmüyorum Slovenya'ya karşı. Oran da zaten 1.73 gibi oran var. Ben burada biraz kaçamak bir tercih yaptım. Olası bir beraberlikten kaçtım. Beraberlik halinde ne olur bence? 2-2 değil veya 0-0 değil 1-1'e daha yakın gibi görüyorum. olası bir sürpriz çıkarsa. Onun dışında zaten normal maçın beklentisi. 2-0 veya 2-1 ayarında bir Norveç galibiyeti. Zaten skor beklentilerinde tercihlere gittiğini sizler de ufaktan anlamışsınızdır. Mücadele genelinde toplam gol aralı 2-3 gol bandında kalabilir diye düşünüyorum. Onun da oranı arkadaşlar 1.78 gibi oranı var. Toplam gol aralığı 2-3 gol tercihini yapabiliriz. Çek ya Portekiz mücadelesine baktığımız zaman da Portekiz milli takımının kadrosu inanılmaz bir kadrosu var. Fakat Çekya'yı kendi evinde yenmek gerçekten zordur. Özellikle İspanya mücadelesini atılıyorum ben. Çekya ile İspanya kendi evinde bu Çekya'nın kendi evinde oynadığı mücadelede. Bakın o maçta İskoç, Çekya takımı arkaya 3 tane top attı. 2 tanesi gol oldu. Bir tanesi de kaçan net pozisyon oldu. Yani arkaya top atabiliyor. Başarılı bir şekilde Çekya takımı. Ve kendi evinde diri bir takım. Zaten kadrosunu mutlaka sizler de biliyorsunuz. Premier Lig'den çok oyuncu var kadrosunda. Suçek var, Çufal var. Bir sürü Hozek var mesela aynı şekilde. Level Kuzen'den. Kaliteli bir kadrosu olmasına rağmen Çek yanında. Dedim kendi evinde değil. Fakat karşıda Portekiz inanılmaz bir kadro. Ronaldo bu maçta muhtemelen ilk 11'i başlayacak. Dünya Kupası'nda takımın 11'inde yer almak istediğini söyledi. Ayrıca Euro 2024'te de aynı şekilde Portekiz milli takımının bir parçası, parçası olmak istediğini de söyledi. Bugün okuduğum röportajlarda Fernandez, Ruben Neves, Silva, Jota, Leo oynayabilir aynı şekilde solda. Süper bir kadrosu var. Ama ben skor beklentimi söyleyeyim. 2-1'lik bir Portekiz galibiyeti bekliyorum. Bu maçın da skorunu zaten sizlere sorduk. O yüzden bu mücadeleyi ben Etli normalde KG var mı gitsem, 2-3 golle mi gitsem, de basman 2 golle mi gitsem diyerekten de sürekli bir arada kaldım. Zorlandım. Skor beklentim 2-1. Ona göre bir değerlendirme yapabilirsiniz. Fakat ben burada doğrudan bir Portekiz galibiyetini alacağım. Onun da oranı 1.58. Şöyle 1.58 oradan doğrudan gittim ben Portekiz'e. İspanya İsviçre mücadelesi İspanya oyunu inanılmaz bir şekilde domine ediyor. Rakipleri de çok fazla pozisyon vermiyor. Bu maçta da muhtemelen aynı şekilde galip gelecekti diye düşünüyorum ben zaten. Şu grup aşamasına baktığın zaman da son mücadele Portekiz İspanya maçı var. Aralarında bir puan var. Ben hata yapacaklarını düşünmüyorum İspanya'nın da. Mücadeleyi bence kazanır İspanya takımı. İdeal kombinelerde girebilecek bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Fakat skor beklentinin 2-0 ayarında bir kazanacağından dolayı şöyle olabilir. 2-0-3-0 ayarında kazanabilir. İlk yarıda öne geçebilir İspanya takımı. Ben burada 4.5 altında biri 1 2 gibi orandan idealden alabilirim. İlk yarı sonucunun oranı da 1.80. Bunu da yüksek orandan sizlere önerebilirim. İspanya takımı eski İspanya şekilde. İspanya'nın zaten oyunu her zaman aynıydı. Oyunu domine ediyordu. Fakat şu an kadrosu da gerçekten onu sergileyebiliyor. İleride muhtemelen yine Morat olur. Tarantores Olmo gibi isimlerle birlikte arkada Rodri, Elorante, El Koke gibi isimlerle birlikte saldıracaktır. İlk geri bir de yüksek orandan idealden alınabilir. İdeal sayılmaz da riskli. İskoçya İrlanda mücadelesi. İskoçya'nın son mücadelesini izlediğimiz zaman da Ukrayna'yı devirdi 3-0 gibi skorla. Net bir oyun oynadı. Fakat İskoçya'nın bir tane daha maçı var bu maçtan sonra. İrlanda maçından sonra zor bir mücadele olacaktır bu karşılaşma. İskoçya'nın oyunu beğendim. Fakat nasıl bir ideal kadro ile çıkacak? Veya mesela yedek, kadro, yedek kadrosuna baktım. Yani İskoçya'da oynayan oyuncular var. Ve şöyle. Çok süre almayan oyuncular var. Çok fazla rotasyon yaparsa bu maçta sıkıntı çekebilir. Ben mücadeleyi burada doğrudan 1 verdim. 1.84 gibi orandan. İskoçya belki ilk maçını zaten İrlanda'ya karşı 3-0 gibi mağlup oldu. Ve iyi oynamıştı o maçta deplasmanda. Burada bir rövanş olarak da galip gelebilir. Doğrudan 1 olarak aldım. 1.84 gibi orandan. Ve çok riskli olduğunu da ekstradan sizlere belirtmek isterim bu mücadeleyi. Sırbistan İsveç mücadelesine baktığımız zaman da tekrardan zor bir karşılaşma. Ben burada Sırbistan'ı bir adım önde görüyorum. Çünkü Sırbistan'da zaten şöyle 3 tane çok kilit oyuncu var. Tariçi saymıyorum. Bu kilit isimlerden bir tanesi. Onun dışında diğer iki sayacağım isim şu an kariyerinin zirvesinde olan isimler. Kim bunlar? Savic, Mitrovic. Özellikle Savic şu an Lazio'da sezon başından beri oynadı oyna bakın. Özetlerini izleyin. Attığı ara paslar olsun. Attığı o kilit paslar olsun son vuruşları olsun. Ceza sahası yayınının oradan vuruşları olsun. İnanılmaz bir oyun sergiliyor. Şu anda şu performansıyla en iyi aktif orta sahaların arasına girebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Keza Mitrovic de inanılmaz bir içgüdüsü var. Golü koklayan adam olarak da belirtebiliriz. O, da inanılmaz aynı şekilde. Sırbistan'da burada ideal kadrosunu çıkaracaktır. İsveç'te aynı şekilde zor bir mücadele oldu, olacağını düşündüğümden dolayı ben burada taraf tercihine gitmedim. Dedim ki burada toplam gol aralığı 2-3 gol olarak değerlendirme yaparsanız bu mücadele yine aynı şekilde 1.78 gibi de bunun oranı var. Gelmesini beklediğim maçlardan bir tanesi toplam gol aralığı olarak da 2-3 gol aralığında kalabilir. Skor beklentimi söyleyeyim. 2-0, 2-1 ayarında bir Sırbistan galibiyeti çıkabilir. Olası bir sürpriz de bence burada 1-1 gibi olur diye düşünüyorum. O yüzden 2-3 gole gittim. Toplamda 6 bin adet mücadelem var. Dediğim gibi gün biraz riskli. O yüzden misilerde düşünme ufamaya gidelim. Herhangi bir kombine daha oluşturmadım. Katıl Telegram grubunda herhangi bir kombinemi oluşturacağım. Hatta 2 veya 2 tane çıkar da 3. tekniği zorlayabilirim belki. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.